Herkese merhabalar. Suzuren serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sondan bir önceki bölümdeyiz. 7 turdayız. Yine her zaman olduğu gibi bir önceki bölümde neler olduğunu hatırlayalım. İlk başta Lusitanın babasını yeni güvenlik danışmanımız olarak atadık, General Tadeus Azaruyu. Daha sonra Izaya gittik bir konuşma yapmaya. Ve bu konuşma sırasında da kuzenimizi görevden aldık. İza'yı yine sazonlara bıraktık. biranas bölgesinin içine katıp sazonlara bıraktık. Amcamız bundan hiç hoşnut olmadı. Özellikle oğlunun görevden alınmasından. Ona en azından başkentin güvenliğini teslim edebilir misin? Dedi. Biz buna şiddetle karşı çıktık. İstersen bir de yüzü koyun uzanalım şurada dedik. Yani Darbe yapacağını bu kadar belli etme amcacığım dedik. Biraz üzüldü ama kabullendi durumu. En sonunda da çevre protestolarıyla karşılaştık. Bu çevre protestolarını da kuvvet kullanarak dağıttık. Şimdi ise Ramberg'e gidiyoruz. Baldızımız olan Kraliçe Beatrice Livingston'la buluşacağız. Bakalım ne diyecek bize. Kraliçe bizi havaalanında karşılamış, ee, yanaktan öpüşmüşüz. Daha sonra saraya doğru yola çıkmışız. Kraliçe de bizimle birlikte. Konuşacağımız çok şey var diyor. Hemen başlasak iyi olur diye düşündüm diyor. İyi düşünmüşsünüz diyelim. Sarayda kimin bizi dinlediğini bilemeyiz diyelim. Güvenliğimiz son derece iyi sağlanıyor ama e, böyle şeyler olabilir. Her zaman dikkate elden bırakmamak lazım diyor. Her neyse diyor, siz Oryu sahasına olan ulaşımınızı tutmayı başardınız diyor. Bu bir başarıdır diyor. E, i̇lişkilerimiz Pales'le arkadaşça kaldığı sürece tüm enerji taahhütlerimizi önümüzdeki yıllar boyunca yerine getirebileceğiz diyor. Süper diyor kraliçe. Sortland'a gidip yalvarmak istemeyiz değil mi diyor? Anladığım kadarıyla yakın zamanda problem yaşadınız diyor. Sortland'ın bizde problemi var diyor. Öbür türlüsü değil diyor. Lahevin'deki elçiliğimizi kapattık. Ama bu cumhuriyetin yani Sortland cumhuriyetinin Bizi izole etme çabaları karşısında geç kalınmış bir cevaptı diyor. Ve o e, başkan Reyn bizi kınayacak cesarete sahipti diyor. Lorento bozulmuş biraz. E, Kraliçeye devam etmesi için kafa sallamış. Dürüst olmam gerekirse majesteleri diyor. Rizya'nın Sortland'da olan ilişkilerini koparmaması benim gözümde bir hainlik. E, ters yapmayacak bir şık var mı burada? Orta yollu. Üçüncüsü, ben de Başkan Rey'nin hayranı değilim ama benden öncekilerin verdiği sözleri tutmam gerekiyor diyelim. Sözünüzün eri olmanıza saygı duyuyorum ama e, Sordlant'ın başkanının öyle olduğunu düşünmüyorum. Öyle gözükmeyebilir ama Reign bir şeyler planlıyor. İkimizin de krallığını arkadan bıçaklayacaktır tereddüt etmeden. Atfava bekle diyor. Grace'teki müttefiklerimiz ne yapıyorlar diye soralım. Gayet iyi diyor. Şurada burada e, ufak isyanlar oluyor diyor ama ee, endişe etmemizi gerektiren bir şey yok diyor. Zile konusuna henüz gelmedim diyor. Evet sizin vehleni uyguladığınız petrol ambargosuna rağmen e, bir anlaşmaya varamamamız e, çok şanssız diyoruz. Evet diyor ama sizin için başka bir fırsatım var diyor. Öne doğru eğilmiş ve gizli bir şekilde konuşmuş. Size e, Ramberg'in Blue Dish özgürlük cephesi içerisindeki kontaklarını kullanmanızı tavsiye ederim diyor. Yani nasıl yapacaklar bunu? Bizim yerimize savaşacaklar mı orada? Bize nasıl yardımcı olacaklarını göremiyorum diyelim. Çok basit diyor. E, bu zamana kadar bulutların özgürlük e, çabalarına Kuzey Vehlen'de yardım ediyorduk diyor. Ama mücadelelerinin güneye doğrultulmaması için bir sebep göremiyorum diyor. Lorento öksürmüş. E, i̇zin verirseniz majesteleri diyor. Zile'nin önceki büyük Bludia bölgesiyle hiçbir alakası yok diyor. BFF yani e, Bludish Özgürlük Cephesi niçin burada savaşmak istesin siz diyor Rizya'yı onların sözde dini için güvenli bir bölgeyi çevirdiniz diyor. Bunun yanında Smolak rejimini destabilize edecek her türlü hareket bulutların davasına yarayacaktır. Nerede yerine getirildiğinin bir önemi yok diyor. Lorento düşünmüş zile çıkması için şiddet içeren bir çözümden hala nefret ediyorum diyor. Ama başkan Smolak'la bir antlaşma olmadan içeriden bir direniş bizim son çaremiz olabilir diyor. Şimdi burada da karar vereceğiz. Yani ben bunu istemiyorum. Ya yani çünkü savaşmak gerekiyorsa ordu birliklerimiz var zaten. E 7 tane tümen vardı galiba elimizde. Şu an göremiyoruz ama bir tanesini gönderdiğimize göre ya 6 ya 7 idi. Ee, yani elimizdeki kuvvet aslında zileyi zorla almak için yeterli. Sadece e, Vehle'nin ana karasından yardım gelmemesini sağlamamız gerekiyor. Ya bir de bunlar çok böyle düzenli kuvvetler değil. Bunları bir kere kendi bölgemize soktuğumuz zaman bir daha çıkaramayabiliriz bile. Ne yapacakları belli olmaz. Orada sağa sola mı sataşırlar, milletin malını mı yağmalarlar hiç belli olmaz. Yani tarihte bunun bir örneği var benim aklıma gelen. Ee, mesela Filistin Kurtuluş Örgütü 1970'lerin başında Ürdün'de üs kurmuştu. Ee, Ürdün Kralı izin vermişti. İsrail'e saldırmaları için Ürdün topraklarını kullanabiliyorlardı. Ee, bunlar bir süre orada kaldıktan sonra yani saçma sapan işlere imza atmaya başladılar. Kaçırdıkları uçakları uluslararası uçuşları gelip Ürdün'e indiriyorlardı. Ürdün'ün başını belaya sokuyorlardı. Hatta bir ara Ürdün'deki Haşimi Hanedanlığı'nın devrilmesi için bir takım işlere giriştiler. Yani bir darbe yapmaya çalıştılar. En sonunda Ürdün Kralı orduya emir vermek zorunda kaldı ve ordu çatıştı Filistinli gerillalarla. Zar zor dışarıya attılar ama zar zor attılar yani. Bayağı uğraştılar. Yani bizim de başımıza böyle bir şey gelmesini istemeyiz. O yüzden İkincisini söylüyorum. Blue Dish e, özgürlük cephesinin ya da Blue özgürlük cephesinin bizim hali halihazırdaki e, direniş planlarımıza dahil olmasını istemiyorum diyelim. Zile'de şu an başka neler olduğunu bilmiyorum ama e, bizim çıkarlarımızın uyuşması için bir fırsat gördüm sadece diyor. İlkini söyleyelim. Zile'yi hala adil bir şekilde almak için şansımız var. Eğer bu başarısız olursa benden tekrar e, haber alırsınız diyelim. Açıkta kapı bırakmış olduk. Anlaşıldı diyor. Toplantıyı da bitiriyoruz. Evet. Güzel. Boştu ama en azından e, zilede çatışma e, ihtimali belirirse bulutları kullanabileceğimizi öğrendik. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi de Duke Reinhardt gelmiş bizi ziyarete. Bakalım ne diyormuş. Dükün ziyareti öncesi uşağımız Pabelle konuşuyoruz. Bize eski bir e, haritayı gösteriyor ve o haritada da Pales Rizya'nın bir parçası olarak gözüküyor. Yani 18. yüzyıldan bir haritaymış bu. Bu diyor biraz negatif olarak algılanmaz mı diye soruyor. Yani böyle ufak diplomatik şakalar yapılır. Ama bunlar ucuz şeylerdir. Bence bu haritayı kaldırtalım. Görüşmelerin gündemini değiştirmeyelim. O yüzden ikincisini söylüyorum. Haklısın. Dük yanlış anlayabilir. İndirin diyoruz. Ve haritayı indiriyoruz. Dük önce doğal gaz sahasının kendileri için ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize. Daha sonra bizim endüstrimizin de bundan epey kar ettiğini ve enerji ihracatımızın en yüksek seviyede olduğunu söylüyor. Rizya için gayet verimli oldu değil mi diyor. Yani sizin için de gayet verimli oldu. Parasını verdik beleşi almıyoruz sonuçta. Ama üçüncüsünü söyleyelim. Evet e, desteğiniz çok değerli bizim için diyelim ama her zaman büyüme için yer var. Yani bunu geliştirebiliriz daha da yakınlaşabiliriz diyelim. Tabii ki de diyor konuşacağımız çok şey var diyor. Bakın majesteleri diyor. Ulaştığımız anlaşmalar ve içerisinden sağ salim çıktığımız krizler basit şeyler değildi diyor. Bunun ışığında gelecek hakkında düşünüyordum diyor. Bir sonraki adımlarımız diyor. Ve diyelim. Ve Rizya'nın bu bütün iyi komşu şeyini bir sonraki aşamaya geçirmeye hazır olup olmadığını düşünüyorum diyor. İlkini söyleyelim, aynen diyelim. Benim de sizinle tartışmak istediğim bir takım fikirlerim var diyelim. Duymak için çok heyecanlıyım diyor. Duraksa'mış ve bize e, yoğun bir şekilde bakmış. Ve e, sanki ona bir teklif yapmamızı istiyor gibiymiş. E, yapalım. Ne teklif edeceğiz bilmiyorum ama seçenekleri görürüz en azından. Yani bize katılmayı kabul edeceğini sanmıyorum. Çünkü daha öyle bir seviyeye gelmedi ilişkiler. Ama işin açıkçası size bir e, teklifim var diyelim. Dinliyorum diyor. de Grace'e davet edebiliyoruz. Yani bunu belki yapabiliriz ama belki daha kuvvetli bir şey vardır diye bakıyorum. Ee, birlikte durma zamanımız geldi. Size bir askeri ittifak öneriyorum. Rizya size ihtiyaç duyduğunuz korumayı sağlayabilir. Artık Lespia'ya ihtiyacınız yok. Güney Merkopa'daki komşularımızı da kapsayan daha geniş bir... İttifak düşünüyorum, hayal ediyorum. Bölgemizi pusuda bekleyen dünya güçlerinden korumalıyız. Eğer birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz diyebiliriz. Dördüncüsünde sizinle dürüst olacağım majesteleri. Hala Rizya ve Pales'in birleşmesini istiyorum. Ve bunun da bir evlilikle mümkün olacağını düşünüyorum. Beşincisinde de geri adım atıyorum. E, doğru zaman değil diyoruz. Biz tabii ki dördüncüsünü söylemek istiyoruz aslında ama hani bunu kabul eder mi? Şu an e, vakit o vakit mi emin değilim. Ama yine de söyleyelim. Olacağı varsa olur. E, Rizya ile Pales'in birleşmesini istiyorum diyelim. E, şeytani bir şekilde sırıtmış. Gurur verici majesteleri ama siz benim tipim değilsiniz diyor. Sonra ciddileşmiş ve gözümüzün içine bakmış. Ya da kızınız hakkında mı konuşuyordunuz diyor. Ben yani tabii ki kızımız hakkında konuşuyorduk. Aptal herif. E Palace birleşmesi benim de aklımdan geçti diyor ve tabii ki benle e, prenses Vina arasındaki bir evlilik bunu başarmanın doğal yolu olur diyor. Bu birliktelik sadece ailelerimiz arasındaki uzlaşmanın güçlü bir sembolü olmakla kalmaz. Bunun yanında ülkelerimizin kaderlerinin birleşmesi anlamına da gelir diyor. Şimdi burada artık detayları konuşmaya başlıyoruz. İlkinde Kızımızın rızasını almadan bunu daha fazla tartışmak istemiyorum diyebiliriz. Bu karar ona ait, bana değil diyebiliriz. Yani bu konuyu buraya kadar getirdikten sonra da bunu söylemek garip olacak ama hani cidden de kızımıza bir sormamız lazım. İkincisinde Rizya'nın kaderi Reinhardt'lar tarafından hükmedilmeyi içermiyor diyoruz. Üçüncüsünde bu barışçıl bir birleşme olmalı. Bir hakimiyet olmamalı. Dördüncüsünde de böyle bir evliliğe sadece siz Thoras e, soy ismini alırsanız izin verilebilir diyor. Evet yani bir de öyle bir şey var. Şimdi kızımız evlenirse ve e, Reinhard soy ismini alırsa bir sonraki Rizya kralı ya da kraliçesi Reinhard soy ismine sahip olacak. Ve bu da Thoras hanedanının sonu demek. E, onu zaten bir konuşuruz ama bence önce ilkini söyleyelim bir, bir kızımıza danışalım. Yani kızımıza danıştıktan sonra bu konuşmayı devam ettireceğimizi söyleyelim. Yani biraz adamsa zaten bunu okey diyecektir. Aynen, kesinlikle diyor. Onun harika aklının nasıl çalıştığını gördüm. Tarihi bir işe imza atma şansını reddetmeyecektir. Ya da e, benimle <laughs> evlenme fırsatını diyor. Bakın majesteleri diyor. Benim amacım bir e, gücü ele geçirmek değil diyor. Eğer kızınız e, bir gün tahta çıkacaksa ben kral eşi olmayı kabul ederim diyor. Yani king consort şu demek arkadaşlar. E, kral ama yöneten kral değil. Hani yöneten kraliçe kralçenin eşi olan kral anlamında eğer siz ve o da isterse Toras soy ismini tutabilir, koruyabilir diyor. Sadece düşünün bunu diyor. Kızımızı söyleyeceğiz diyelim. Ama o istemezse konuşmanın sonu olacak diyelim. O da zaten öyle olacak diyor. Güzel. Teşekkürler. Tartışmak istediğiniz başka bir şey var mı? diyor. Ee, başka ne teklif edebiliriz ki hayır diyelim teşekkürler diyelim o da çok iyi diyor o zaman bitirebiliriz diyor ayağa kalkmış ve elimizi sıkmış sizinle konuşmak her zaman olduğu gibi güzeldi diyor bir sonraki sefere kadar diyor Evet yani şu an e, anlaşmayı bağladık gibi eğer kızımız da kabul ederse e, Pales büyük düküyle evlenecek ve Pales Rize'ye katılmış olacak. Bizim soy ismimizi almaya da istekli yani yine Toraslar hüküm sürüyor olacak. Yani mükemmel bir antlaşma oldu. Bakalım kızımız ne diyecek ama. Evet aileyle bir akşam yemeği yiyoruz muhtemelen bu konuyu açacağız sana söylemem gereken bir şey var diyelim. Dur diyor. Önce ben konuşayım diyor. Çatalını bırakmış ve bize bakmış. Baba diyor. İtiraf etmeliyim ki son zamanlarda biraz amaçsız hissediyorum diyor. İlkini söyleyelim. Senin varoluşsal <laughs> <laughs> Sorunların için vaktimiz yok. Ee, Dük Axel Reinhardt e, senle evlenmek istiyor diyelim. Ya da yok. Üçüncüsünü söyleyelim. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Ama her şeyi değiştirecek bir teklifim var. Senin evlenme zamanın geldi diyelim. Ne diyor? Kimle diyor? Dük Axel Reinhardt'la diyoruz. Ee, şaşkın bir şekilde tabağını öne doğru itmiş. Bu kadar şaşırmış gözükme diyor annemiz. Kızımızı hangi seçenek daha iyi ikna eder diye düşünüyorum. Yani kızımız biraz hoşlanmış olabilir. Çünkü annemiz bir önceki konuşmada da buna benzer şeyler söyledi. Ama biz burada bence kızımızın büyük işler başarma güdüsüne oynayalım. Şunu söyleyelim. Vinatoras Rizya'nın kraliçesi ve Pales'in Grant düşesi. Kulağa iyi gelmiyor mu diyelim. Kaşlarını çatmış. Ee, ünvanı aklında düşünüyor gibiymiş. İtiraf etmeliyim ki e, Akzel'i tanımaktan hoşlandım. E, medya'nın söylediğinden çok daha e, nazik biri diyor. Ama ona aşık değilim diyor. Yani biz de evlenirken aşık değildik. Sonradan aşık olabilir insan. Aynen ikincisi de zaten bunu söylüyor. E, zamanla aşık olursun diyor. E, annenle bana oldu diyelim. Hala bilmiyorum diyor. Senin divanında olmaktan her ne kadar zevk alsam da hala e, vatandaşların... Krallığımızın geleceğinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Ve senin bu vizyonu paylaşmadığını biliyorum. Her zaman e, senin de bu şekilde e, göreceğini umdum. Ama bir başka monarşi ile bir evlilik ittifağı bu geriye atılmış bir adım gibi gözüküyor diyor. Üçüncüsünü söyleyelim. Öyle göründüğünü biliyorum. Ama seni temin ederim ki bu birliktelik, bu partnerlik Rizya'daki herkesin e, yararına olacak. Sadece asillerin değil. E, Rizya'daki herhangi bir kız e, benim hayatıma sahip olmak için birilerini öldürürdü. Biliyorum bunu diyor. Son kararını vermiş. Üzgünüm baba diyor. Ama... E, sevmediğim bir adamla evlenmeyeceğim diyor. Seni mutlu etmek için. Şimdi burada çok büyük bir kararla karşı karşıyayız. Ya kızımızı evlenmesi için zorlayacağız ya da kararına saygı duyacağız. Yani aslında gönlü yok gibi değil. Yani istemiyor değil ama bize sinirli olduğu için sanki böyle yapıyormuş gibi. Manusluğunu ayırdığımız için. Ama yani burada Nemrut bir baba mı olacağız? Yoksa hani kızımızın mutluluğunu krallığımızın çıkarlarının önüne mi koyacağız? Kolay karar değil. Yani zorla evlendirmek hoş bir şey olmasa da biraz da ülkeyi düşünmemiz lazım. O yüzden burada ısrarlı olacağız ve anlamıyorsun Vina. Sana bir seçenek sunmuyorum. Axel Reinhardt'la evleneceksin ve Rizya ile Pales birleşmiş olacak diyelim. Ağlamaya başlamış. Anlıyorum diyor. Müsaade verir misiniz lütfen diyor. E, hasta olmak üzere gibiymiş. O ne demekse? Bize cevap vermeden e, yemek odasından kaçmış. Az kalsın pabeli de düşürüyormuş çıkarken. Annemiz ayağa kalkmış. Gözleri de hüzünlüymüş. E, onu böyle sefil görmek bana çok acı veriyor Romus diyor. Krallığımız daha iyi olsa da uzun vadede diyor. E, kısa vadede gidip onu kontrol edeceğim. O zavallıyı kontrol edeceğim diyor ile teşekkür ediyor. Yemek her zamanki gibi çok güzeldi diyor. Şeflere e, ileteceğim iltifatlarınızı diyor. Pabel annemize refakat etmiş. Sonra bizim tabağımızı alırken bize bakmamış. Bir şey söylemiyoruz. Ya senle mi uğraşacağız bir de? Tabağımızı almış ve gitmiş. Bu ne diyor? Toras, haneden hanedan soyunun devam ettiğinden emin olma diyor. Toras kraliyet soyunun geleceği e, veliaht prensesin yaklaşan e, evliliği sebebiyle bir dönüm noktasında geleneğe göre kendisinin ve e, doğuracağı tüm çocukların kocasının soyadını alması gerekiyor. Bu da demek ki e, Toras Hanedanının sonu gelecek ama e, Rizya Kralı bir istisna yapabilir ve Toras adının e, ana soylu olarak devam etmesine izin verebilir. Yani çocuklar soy isimlerini annelerinden alacaklar. Biz böyle bir istisna yaparsak e, ilkinde. Toras soy ismi ve soyu e, Vina üzerinden devam edecek diyor. İkincisinde e, Reinhardtlar başa gelemezler. Vina için bir e, istisna yapacağım diyor. Üçüncüsünde de Vina ve çocukları kocasının soy ismini alacaklar diyor. Şimdi üçü kesinlikle demeyeceğiz ama 1 ile 2 arasında ne fark var onu anlayamadım. Yani Bana göre bir fark yok burada. Bir fark yoksa niye üç tane ışık var? Anlamadım ama ikincisini söyleyelim. Yani çünkü ikincisinde açıkça e, Reinhardtların başa gelemeyeceğini söylüyor ve e, Vina için bir istisna yaptığımızı söylüyor. İkincisini seçiyoruz. Bu da e, turun sonuymuş. Şimdi elimizde kaynak var. Bakalım ne gibi. E, ...fermanlar çıkarabiliriz. Ne gibi reformlar yapabiliriz? Şunu yapacağımızı söylemiştik. E, göçmenler için... ...oturma ve çalışma izni. Bu da bizim ekonomimize katkı sağlayacak. Yani çok popüler değil ama yapacak bir şey yok. Bu gerekli. Bunu imzalayalım. Eee... Birkaç şey daha yapabiliriz belki. Bütçemiz iki ama bir şeyler satabiliriz. Hmm. Enerji satmayalım. Enerji dursun. Gemi satabiliriz. Bu bize artı 4 bütçe veriyor. Ya da denizaltı satabiliriz. Bu da artı 5 bütçe veriyor. Yani bu biraz saçma olmuş çünkü 1950'lere gidiyoruz. 1950'lerde hani bizim zırhlı dediğimiz, battleship dediğimiz e, gemiler denizaltılara oranla yani en az 7-8 kat daha pahalı. Şu an zırhlı diye bir şey yok. E, modern e, denizaltılarda çok pahalıya mal oluyor çünkü hepsinin Artık nükleer kapasiteleri var, ama o tarihlere baktığımızda 1950'lere baktığımızda, hani iki tane denizaltı satmanın iki tane e, zırhlı satmaktan daha fazla para getirmesi biraz saçma olmuş. E, ama yani bu da şey gerektiriyor, otorite gerektiriyor. Evet en sonunda halka enerji yardımı yapmaya karar verdik arkadaşlar. Yani aslında başka şeyler yapmak istiyordum ama yani her şey e, otorite gerektiriyor ve bizim otoritemiz yok. Yani bütçeyi arttırmak için gemi satsanız ya da e, silah satsanız bile şurası sıfırlanıyor. Şurası sıfırlandığı zaman da zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. E o yüzden enerjimiz çok fazla var. Bunu elde bekletmenin hiçbir manası yok. Bunu elden çıkartmak için bunu yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Eksi bir gidiyor tur başına ama problem değil. Çünkü biz 8. tura geçmiş olacağız. Ve 10. turda da oyun bitiyor olacak. Yani bizdeki rezervler bize daha epey bir süre yeter. 3'e ye kalmadı. Otorite sıfırlandı. Yapacak başka bir şey yok. Bir sonraki tura geçiyoruz. Leviathan bir mitolojik deniz canavarı devlet için kullanılır. Benzetme amaçlı. Thomas Hobbes kullanmıştır. Kitabının ismidir. Bakalım neler olacak. İki tane event görüyorum. Burada bir güvenlik konseyi toplantısı var. Burada ama bir yatırım fırsatı veriyor bize. Endüstrimiz diyor önemli bir e, atılımın eşiğindeyken yeni ve e, yüksek potansiyele sahip bir sektöre yatırım yapabiliriz diyor. Bunun için önemli bir andayız diyor. Bu girişim diyor hali hazırda e, atılmış... Temelden yararlanarak devasa bir endüstriyi başlatmayı ve sayısız yeni iş yaratmayı amaçlıyor. Herhangi bir yeni genişleme, ekonomik büyüme ve teknolojik ilerleme için eşsiz fırsatlar sunuyor diyor. Eksi -3 bütçe götürüyormuş ve buradan bir sektör seçmemiz gerekiyor. Eczacılık sektörünü seçebiliriz. E, yüksek teknolojili askeri e, yüksek askeri teknolojiyi seçebiliriz. yenilenebilir enerji gelişmiş gemi inşası e, çelik yapımı ve yatırım yapma. Düşünelim şimdi neye yatırım yaparsak iyi olur. Yani eczacılık falan zaten Vehlende vardı diye hatırlıyorum. E, askeriye de Olabilir. Yani düşünelim. İlk tercihim olmaz. Çünkü yani silah satmak biraz şey e, ruhunu satmaya benziyor. E, çelik olabilir aslında. Çelik çünkü çok gereken bir şey. Bu olabilir. Gemi yapımı da olabilir. Ben e, çelik diyeceğim ya. Çelik yapımı. Yani şey olsaydı böyle elektronik vesaire gibi bir şey olsaydı ona giderdik de yani yenilenebilir enerji şey, hani daha 1950'lerin sonundayız yani. O yüzden çelik. üç bütçe götürecek bizden. Çok hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Ee, bu arada bu da eksi 1'di. Eksi 2'ye düştü. Niye böyle oldu? Ya yani tur başına artı 1 geliyordu bir önceki el. Eksi 2 harcayan bir şey yaptık. Tur başına eksi 1 gelecekti ama şimdi eksi 2 geliyor. Anlamadım. Yani şuradan bir tanesi mi azaldı acaba? Anlamadım. Devam edelim ama. Şurada başka bir şey daha var. Evet <laughs> beklediğimiz olay oldu. Bizden sürekli yardım isteyen Vendonesam Konfederasyonu iç savaşı kaybetti. Şimdi ne yapacağız? Buna nasıl bir cevap vereceğiz? Diplomatik olarak tanıyabiliriz onları. Bizden bir otorite götürüyor. Bunu yapmayız. Onlara yaptırımda bulunabiliriz. Bu da bizden iki bütçe götürüyor. Bunu da yapmayalım. Bir şey söylemeyelim. Bizlik bir durum yok burada. Ee, burada da bir değişiklik oldu. Yani bir şeyler artıyor, azalıyor ve oyun bize niçin olduğunu hiç söylemiyor. Sanırım şu Gray Trade artı dörtte artı içe düştü. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Güvenlik e, Konseyi Toplantısı e, Güvenlik Divanı giriyoruz. Evet yeni güvenlik danışmanımız General Azaro ile birlikteyiz. İlk kez e, iyileştikten sonra ilk görüşmemiz. Majesteleri diyor bize bir selam vermiş sağlam bir şekilde. Biz de selam verelim. Memnun olmuş bundan. İyi gördüm sizi diyelim. Daha iyi günlerim oldu ama sizin hoş sözleriniz benim yorgunluğuma ilaç oluyor diyor. Bildiğiniz üzere diyor, Vehli'nin 3 yıllık deneme süresi Sumala'nın söylediği şeklinde sona ermek üzere diyor. Eğer diyor anlaşmamıza uyarlarsa sorunsuz bir geçiş bekliyoruz diyor. Bu diyor ancak e, Sumalak sözünün eri ise olur diyor. Titus. İkincisini söyleyelim. Onun geçmişi bize çok güven vermiyor diyelim. Sözünü tutacağı konusunda. Zilenin dönüşüyle ilgili durum şöyle diyor. E, sumalakla bir ticaret antlaşmamız olmadığı için e, zilenin barışçı bir şekilde geri verileceğini olan inancım zayıf diyor. Bunu aklımızda tutarak e, vehlenine yapılan anlaşma yerine zilenin dönüşüne yönelik yaptığımız acil durum planını gözden geçirmeyi öneriyorum diyor. Evet ne gibi seçeneklerimiz var gözden geçirelim diyelim. Bu durumun diyor bize iki opsiyon sunduğu açık diyor bir tanesi diplomatik yaklaşım ya da e, gerekli olduğu zaman daha kendinden emin bir Rota diyor İkincisini bir duyalım diplomatik olmayan neymiş kraliyetin e, Suomina ile gerilmiş e, ilişkilerine rağmen Hala e, potansiyel bir işbirliği için e, fırsat görüyorum diyor. Yani bunu da temcit pilavı gibi tekrar ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Ama belki bu sefer kullanabiliriz. Çünkü kuzenimizi devreden çıkardık. E, şöyle diyor general. E, bunu stratejik bir ittifak olarak e, konumlandırmak... E, hedeflerimizin onlarınkilerle e, ne kadar uyumlu olduğunu gösterebilir. Yani ne demekse bu, bomboş bir cümle. Onlara diyor e, finansal teşvikler sunmak, e, onları daha meyilli hale getirebilir ve e, bizim kuvvetlerimizle e, birleşmenin avantajlarını tanımalarına yol açabilir. Kısaca diyor, onlar e, kendi etkilerini artırırken biz de e, güçlü bir müttefik kazanmış oluruz diyor. Bunu söylemişken şunu da söylemem gerekiyor diyor. Onların diyor e, ekstrem e, metotları geri tepebilir ve e, kamuoyunu bize karşı çevirebilir. Yani evet biz zaten atayı fonluyoruz. Kaç eldir. Oradaki halkın bize şu an epey bir bağlı olması lazım. O yüzden kaybetmemiz saçma olur. Üçüncüsünü söylüyoruz. Dikkatli olmalıyız. Eğer bu yolu seçersek diye. Titus da diyor. dezavantajlar avantajlardan daha ağır olabilir diyor. Ne yazık ki bu strateji diyor bizim opsiyonlarımızı daraltıyor. Ama yine de e, Atan'ın operasyonlarını fonlamaya devam edebiliriz diyor. E, Rizya değerlerini ve kültürünü e, savunmak bir birleşme referandumu sırasında kamuoyu desteğini sağlayabilir diyor. Doğru diyelim. Zaten bunun için fonladık. Her neyse majesteleri diyor. Sonuç olarak diyor zilenin e, yeniden birleşmesinin ardındaki e, momentum, ardındaki ivme e, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor diyor. Ve bunu bilmekte sizi memnun edecektir diyor. E, silahlı direniş kuvvetlerine gelince diyor onlar da diyor düzenli bir şekilde ivme kazanıyorlar diyor ama daha hafif bir tempoda artıyor diyor. Riza'nın tekrar birleşme çabalarını destekler şekilde diyor. Teşekkürler diyelim. Düşünceleriniz neler diyor? Şimdi Atayı yine mi fonluyoruz? Soğumunu da fonlama ihtimalimiz var. Yani şu an tekrar fonlamaya bir gerek yok çünkü. Bir gelişme olmadı. Yeni bir bilgiye sahip değiliz. Hani belki de Sumolak geri verecek 3 yılın sonunda cidden. Hani düşük bir ihtimal de olsa bu ihtimal var. Ama vermese bile yeteri kadar fonladık zaten. Son bir kez daha fonlamaya ihtiyaç var mı diye düşünüyorum. Son bir kere daha fonlayalım ya. Emin olalım. Yani bir de böyle çok ufak bir farkla kaçırırsak Referandum vesaire olursa ve ufak bir farkla kaybedersek üzülürüm. Onun önüne geçmek için bir kere daha fonladık. Eksi bir bütçe çok da bir şey değil zaten. Evet majesteleri diyor. Ama diyor ata'nın tek başına yeterli olmayacağından endişeleniyorum diyor. Merak etmeyin diyor. Elimizde bu görevi başarmak için gerekli kaynaklar mevcut diyor. E, general'in hislerine katılıyorum diyor. E, Rizya'nın çıkarlarına uygun bir çözüm bulacağız diyor. Titus dışarıya çıkmış ama General kalmış olduğu yerde. Size tekrar e, teşekkürlerimi sunmak istedim. Beni divanınıza atadığınız için diyor. olan her şeye rağmen Rizya'nın iyiliğini sağlamak her zaman önde gelir diyor. Ve ben de diyor güvenliği ve refah sağlamaya e, adanmış vaziyetteyim diyor. Peki ya tahta olan sadakat ne olacak diyelim. Benim tahta olan sadakatim hiçbir zaman sarsılmadı diyor. Kraliyetin sadakati Krallığın çıkarlarına hizmet ettiği sürece diyor. Burada e, yani burada hafif bir tehdit var ama bir şey yapacağını sanmam. E, generalin cevabı atmosferde e, kalmış. Ne demekse yani bu cümleler yani Chat GPT mi yazdırmışlar bunları? Sürekli böyle anlamsız anlamsız cümleler kuruyor. Atmosferde kalmak yani ne demek? Yani odanın içindeki havada kalması. Ve e, belirttiği bağlılığın altında gizli bir e, ton olduğunu ima etmiş. E, <laughs> bu adam çok tekin değil ve memnun olmadığında belirtmekten çekinmiyor. Buna dikkat et diyor oyun. İnşallah bir şey yapmaya kalkışmaz. Sonra da bizi selamlamış. Bizim otoritemizi kabul ettiğini gösteren bir şekilde. Biz de onu selamlayalım. Odadan çıkarken konuşulmayan durum <laughs> havada yankılanmış. Sadakat iki yönlü bir caddeymiş. Yani onun bize sadık olmasını istiyorsak bizim de ona sadık olmamız gerekiyormuş. Devam edelim. Evet, yaptığımız reformlar yavaş yavaş meyvesini veriyor. Artık yabancıların durumu biraz daha iyileşti. Bir sonraki Olaya gidelim. Saate bakıyorum ne kadar olmuş diye. Epey olmuş. Bence bunu burada keselim. Yani zannediyorum 1-1.5 saat civarı kaldı oyunda. Onu da en son uzun final bölümünde oynarız. Ee, Faruk'la birlikte. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz 3 günde bir atmaya çalışıyoruz tüm videoları. Ama bir sonraki bölüm final bölümü olduğu için özel bir bölüm olacak ve biraz uzun olacak muhtemelen. Onun için ikimizin de çok müsait olduğu bir güne denk getirmemiz lazım. Yani pazar belki olabilir ama yani pazar günü de bizim genelde kendimize ve eşimize dostumuza ayırdığımız gün. O yüzden sarkabilir muhtemelen pazartesi akşamı pazartesi gecesi gibi kaydederiz. Yani salı ya da çarşamba gelir önümüzdeki hafta final bölümü. Ama elimizde bir tane hazır video var başka bir oyunun muhtemelen onu yükleriz hafta sonu. Yani final bölümü nerede kaldı gecikti diye yazmayın yorumlara. Şimdiden haber vermiş olalım. Onun dışında her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyorum. Yani bu vehlen konusu zile konusu ya yani en sonuna kadar gidecek belli. Şu an çözülmeyecek, ee, böyle dramatik bir son bekliyor bizi belki. O da, yani onun da sinyallerini alıyoruz. Ee, taktik ve strateji konuşalım biraz. Yani bu yorumları okumak istiyorum. Birlikte oynamış olalım oyunu. Biraz interaktif olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.